Tamam tuttum ben hocam, sırası değil şimdi. Tamam ben taşırım. Efendim beni bırakın. Bebeğim. Canım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme, çok daha iyiyim. Bahar, şimdi bu Ayhan Hanım böyle azıcık değişik bir kadın. Her davayı kabul etmiyor. Çok seçici bir tip falan. Lakabı da Kuşçu. Kuşçu mu? Hmm, Kuşçu. Hani kafesteki kuşları özgür bırakıyor anlamında. Biziz kuş. Şimdi mesaj atmış. Tamam senin arkadaşınsa bir görüşelim diye ama hani kabul edeceği kesin değil öyle. Tamam olsun. Yani evet, öyle hemen ümitlenmeyelim. Biz çok yaklaştık aslında ama bu kadın ofisi burada değil ki ya. Allah Allah. Nerenin? Konser salonu diyor. Konser salonu diyor. Ne alaka? Yanlış bir konu mu atacağım? Yok, burayı attı canım. Allah Allah. Konser. Son, iki, üç, dört. Biz çaldı canım üç günümüz. Aşk bahçesinin avukatla görüşmeye geldik. Türk sanat müziği provası var belli ki. Ama yani buranın konumunu attı. Yanlış gelmiş olamayız ki. Burada mı peki o zaman? Bir bak bakayım. Bakayım ya. Hangisi? Bahar, hepsi birbirine benziyor zaten. Aa Bahar, Bahar gördüm bak. En soldaki. En soldaki şu. Seni çağırdı. Beni çağırdı. Ama ismini nişanladık. Çağırdı galiba. Çağırdı. Hayatım seni çağırdı. Bahar, ben bu şarkı bilmiyorum. Kızım ama sahneye şarkı söylemek için çağırmıyor. Niye çağırdı? Ya gider misin? Bahar, benim sahne fobim var biraz. Kızım, seyirci yok, bir şey yok. Hadi. Tamam. Kadın seni çağırıyor. Ne işin var sizin burada? Konum attınız. Ayhan Hanım, gelin deyince biz de geldik. Bak, buranın tam karşısında bir kafe var. Orada gidin bekleyin beni. 15 dakika sonra oradayım. Tamam, hadi, hadi. Tamam. Çok güzel söylüyorsunuz. Aa, benim asistanım dosyası var. Hoş geldin Doruk. Doruk. Doruk, çok geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Bu ne oğlum? Ha? Bu ne hal? Etkilendim abi dumandan. Ne var yani? Ha? Bence siz de alın birer tane. Kardeşim, çok geçmiş olsun da yani sen niye bu kadar yükseklerde yaşıyorsun ya? Her şeyi, çocukluğunda bir şey mi var senin? Siz niye bu kadar alçak yaşıyorsunuz? Ya oğlum, Aziz doğru söylüyor. Bak, hem hastaları falan korkutacaksın yani. Yapma oğlum. Evet, Reha Hoca da dedi. Yani uzatmayın dedi. Sen hala uzatıyorsun. Arkadaşlar, hastanede yangın çıktı. Yangın, yanıyorduk. Lütfen biraz olayların ciddiyetini kavrayın artık ya. Nedir? Doruk, tüpün kaymış kardeşim. Yapma. Tüpsüz. Tüp bebek. Bebek. Eskiyi getir, yeniyi getir. Bu var ya, bu saçlar hava almıyor, tamam mı? Ondan sonra böyle oluyor. Tabii. %100. Bir fön çekse rahatlayacak. Tipe bak, çay demle. Güzeldi. Bu bebek gibi bağırdı ya böyle. Yangınlar! Rica ederim, benim saçımla dalga geçmeyin, tamam mı? Zaten bu hastanede kimse benim duygularımı önemsemiyor. Ben önemsemiyorum.
önemsiyorum duygularını Doruk. Ya sen önemsesen ne olur, önemsemesen ne olur? Ne Bahar, ne Timur Hoca, hiçbiri benim... Sizin var ya... Gerizekalılar! Gerizekalı ordusu! Bırak! Bırak beni! Gerizekalılar, tüpüm dolandı zaten buraya, bırak! Gerizekalı! Dur, ben seni önemsiyorum. Ya hayatım, sen de her yerden çıkıp durma, tüpümü dolaştırırsın. Allah Allah. Yalnız bırakma, yalnız bırakma. Tabii ki yalnız bırakma. Bırakma yalnız yani. Canlı çocuğa götür. Sonra travmatik bir şeye dönüşmesin bu Melis. Yalnız bırakmayalım. Etkileniyor o. Tüplü ve öfkeli. Hayatım nerede? Duydunuz mu? Hayatım dedi. Dedi. Ya sen hastasın oğlum ya. Sustum ama hayatım dedi. Boşuna demiyor. Yani ilk günden beri ben biliyorum gözlerin tutuldu o senin. Ben biliyorum. Onu çok boş bırakma. Gelinlik travması ne zaman yapıyoruz? Uğur, içer misin? Ya da ver be. Oğlum bir karar ver sen de. Oğlum TT olmuşuz lan. Şş bak bizim şu acildeki yangın görüntülerini servis etmişler de. Bir şey söyleyeyim mi? Aklım uçtu, aklım şu görüntülere bak. Doruk. Bak şş. Sabahtan beri biz de oradaydık ya oğlum. Şimdi Aziz bak gel. Neyi gel, neyi gel abicim biz sana artık ya. Ne oldu be? Niye ekleniyorsun yine benim kıvırcığım? Ağırlıyor sabahtan bana beri. Bana yanılmıyor. Seren bir şey söyleyeyim mi? Görüntülere inanamazsın, inanamazsın. Buruk, kız zaten sabahtan beri görüntülerle uğraşıyor da darlamasak mı artık? Sen nereden buldun görüntülerini, ne alaka yani? İşte sosyal medyaya verdikleri kadar baktım yani. Yani bir ay daha bunu konuşur ben sana söyleyeyim. Oğlum dalga geçmeyin ya. Baksana insanlar şurada nasıl panik yaşıyor. Bahar da az kalsın içeride kalıyordu. Keşke ben kurtulsam. Doruk. Doruk, Doruk. Senin işin yok mu? Hı? Var. Var. Bizim tek işimiz ne biliyor musun? Hı. Kriz yönetimi dersi almak. Vallahi bak ben bunu bilir bunu söylerim. Neymiş o ders? Ben mesela orada yangın var diye bağırmasaydım ne olacaktı? Ne olacaktı? Kimse yangın olduğunu anlamayacaktı abi. Ya ben olmasam belki de yanacaktık orada. Tamam hani belki sonrasını çok iyi yönetememiş olabilirim. Zaten o yüzden Reha Hoca ile konuşmak istiyorum. Acil bir kriz masası bulmamız lazım. Wow. Acil. Git kuru abi. Gerçek. Abicim falan yapmayın yani. Öyle kriz anında böyle tavşan gibi kalıyoruz. Gerçekten. Seren. Hı. Ben izleyeyim mi şu görüntüleri ya? Hani benim şöyle kapıyı açma anım vardı ya böyle falan saçlarım böyle dolaşıyor bir şey oluyor. Seren. Doruk. Ne oldu bak arkadaşım var. Arkadaşım inanmıyor ona göre. Doruk! Senin işin yok mu diyorum ya? Hala ne yapıyorsun burada? Abi verdim ben görüntüleri Reha Hoca'da. Sigorta şirketine verilecek. Bitti gitti kapandı konu. Yok görüntü örüntü. Hadi herkes işinin başına gitsin ya. Tamam Seren ya kızma Allah Allah. Hadi abi hadi. Bunlar da Aziz'le kavga ediyor. Bana hadi. Ya Doruk bir git ya. Benim sevgilimi kim özledi? Hı? Söyle bakayım. Anlatamam. Anlatamazsın. Böyle anlatabiliyor musun? Böyle. Anlatamam ne ya? Ben anlatmayınca dağları deviriyorsun. Ne anlatmıyorsun? Anladım işte neden anlatamadığını. Yükünün ne kadar ağır olduğunu anladım. Yani normalde şey yapardım da sorgulardım, darlardım seni biraz. Pardon. Ah. De şey işte yani ben de akışa bırakmaya karar verdim artık. Hı. Hı hı. Öyle sorgulamıyorum yani o yüzden seni de çok fazla darlamayacağım. Ama bir sarılırsan iyileşir derlermiş. Ha? İyi tamam biraz. Bir sarılalım ya. Asayiş Berk abim, sen ne ara bu kadar yumuşak birisi oldun ya? Hayır, sıktı şöyle kendime geleyim. Ha? Bir de şey, yangın dudaklarımı kuruttu biliyor musun? Çok konuşuyorsun bu adam. Neden? Ahmet'im. Hı, şöyle kendi, he. Hemen bir mesela, hemen. Tamam, İşte bu, işte bu. Seren Tekin. Yüzün gülsün şöyle. Yok, yok, hiçbir tereddütüm yok. Yani herkes her şeyi öğrenecek. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın. Bak anneciğim bitti gitti işte. Ekrem Hoca'yla da konuştum ben. Atom tedavisine de gerek kalmadı.
Bitti gitti işte, taburcu oluyorsun Nevra Sultan. Yani bizi de korkuttun babaanne. Dedim sana küçük bir ameliyat diye, telaşlandırdın ama. Ben de korktum. Evet babaanne, kendin de bizi de boşuna üzdün. Ay. Hemencecik kalktın ayağa bak. Bir tanem kıyamam, üzülme tabii ki. Bahar! Annem ne yapıyorsun, sesine dikkat et. Çıkıyorsun artık. Geçmiş olsun. Evet Bahar. Bak şimdi evde parti vereceğim. Hayata dönüş partisi, mutlaka bekliyorum bak. Gelirim tabii ki, gelirim. Ben bayılırım hayata dönüş partilerine. Hiç sensiz olmaz biliyorsun tatlım. Bir de bir teşekkürüm var tabii ki. Özel küçük bir sürprizim olacak. Ay nerede kaldı bu? Ay, Amos geldi, ben geçiyorum. Görüşürüz. Tamam canım, tamam. Görüşürüz evde. Ay ben ayakta durmak istemiyorum. Çok yavaş bu kadın. Çocuklar bak, siz de geliyorsunuz partiye sakın ha. Tamam mı canım? Evet, benim nöbetim var. Nöbetim var benim. Ne? Sibel abi, ben alayım. Ya sen yorulma. Ya sergi için son 2 günüm kaldı. Beni de hazırlattın. Olur mu? Canım üzülme, torunların hep seninle beraber. Ay. Gelirler, uğrarlar evet. Yani. En azından bir saatliğine yani uğrayın, tamam mı evet. Çocuklar? Hadi gidelim, gidelim. Ben pek fazla ayakta durmak istemiyorum. Tamam, bekliyorum Bahar'cığım, görüşürüz. Bir gün için bu kadar eşyalanır mı acaba? Ay bir sus, bir sus kadın. Ne olur bir sus. Ay bunun çenesi çok babaanne, uzun. Babaanne sesini yorma, bak yine çıksın o para. Asıl bu süsü çenesine vurmuş. Allah aşkına sen kimlerin üstesinden geldin? Öyle de. Sana bırakıyorum, sana güveniyorum. Halledeceğim, halledeceğim onun çenesini de. Sen nasıl dayandın bunca sene? Allah sana peygamber sabır vermiş. Bahar. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Üşütmüşüm biraz dün geceden sonra. Tam da öyle gözükmüyor bak. Evren Hoca'nın istediği şeyler çıktı mı? Testler çıktı mı? Yok yok, ondan bir şey çıkmıyor. Ben kendim biliyorum. Onunla ilgili değil. Bugün mü söyleyeceksin çocuklara? Evet, söyleyeceğim birazdan. Tamam, ben yanındayım. Sağ ol. Partiye de bütün hastaneye getireceğim. Tamam, anlaştığımız gibi. Tamam, sağ ol. Tamam, hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Tamam, hadi bay bay. Biz bu işleri köyde imece usulü yaparız. Sen bu kadar insan tutmuşsun. Ay burası köy değil yalnız. Vallahi pek farklı gelmedi bana. Burası da sizin köy buraya gibi. Buraya da çiçek lütfen. Buraya da koyun. Bak hiç, bu tarafa da, oraya da. Siz de biraz çabuk olun. Lütfen. Rica ediyorum. Of. Hasta nerede kaldı? Ana, teyzem. Kız kendi kendine hasta mı söyledin sen? Kendime söylemedim. Ayrıca her şeyi sorup durmayın. Rica ediyorum. Sadece işinizi yapın. Hasta mı bu? Hah, gelmiş, gelmiş. Rahatla. İçeri. İçeri götür. İçeri böyle. Lütfen. Ayrıca dibimde de durmak zorunda değilsiniz. İş, lütfen. Servis açın, bir şeyler yapın. Tamam da bu kadar yemekler yetmez insanlara. Ay bir sus, bir sus. Vallahi Necmettin Bey, size çok kırgınım. Hastaneye bir gün bile ziyaretime gelmediniz. Üstelik telefonlarıma da cevap vermiyorsunuz. Rica ediyorum yanıt verin telefonlarıma. Ne kadar terbiyesiz. Ama bunlarla insan doymaz, ben seni diyeyim. Bak sen beni bir dinle ha. Kuru fasulye, ben çok güzel yaparım. Bir şeyler yaparım. Ne alaka, ne doymaz alaka? Insanlar. Parti bu. Ay ana yemek falan yok. Ben bunu götüreyim. Lütfen. Allah'ım yarabbim. Eve bak lan. Seren sen bizi niye buraya çağırdın abi? Apar topar. Yani sen benim Bahar'la olan anıları mı depresi istiyorsun? Ne istiyorsun? Yani Seren doğru söylüyor. Hem Aziz Uraz da yok yani. Bu nasıl iş, ben evet, anlamadım. Evet abi, Uraz Umay'ın sergisinde. Tamam mı? Ayrıca size de yaranılmıyor ya. Burada bedava yiyeceksiniz, içeceksiniz. Hadi abi bir konuşmayın artık. Yetin miyiz biz? Ne bedava yiyeceksiniz? Dididir. Ah Reha Bey. Ne kadar mutlu oldum. Hoş geldiniz tekrar. Tekrar geçmiş olsun.
Sağ olun. Ay. Ha, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeride bol bol hocam, var. Merak etmeyin. Afiyet olsun. Hoş geldiniz şekerim. Ağzım doluyken konuşma. Hoş geldiniz şekerim. Bir daha orada durmasan. Ha, rica etsem. Anne, bir dakika gelir misin? Ne oldu? Pasta nereden çıktı? Şey işte Bahar'la buluşmanızı kutlamak için şekerim. Ne var bunda? Anne bizim evlilik yıl dönümümüze daha bir ay var. Olsun işte şimdiden başlarsınız kutlamaya. Bahar mutlu olsun. Anne Bahar çok umrundaymış gibi sanki. Yani ev Bahar'ın üzerinde olmasa umrunda olmaz gibi. Tamam tamam, tamam tamam. Ah ah işte evimin neşesi. Merhaba. Geçmiş olsun. Hoş geldin Bahar. Olsun Timur. Gelmiş olsun. Merhaba. Geleceğim. Herkese. Geleceğim. Tamam. Bu izler için geleceğim. Ben tamam. Ama. Harikasın Çağla. Oh, bak gördüğün gibi. Ne oldu? Bahar saçını toplamış. Ne var? Ay yok yok. Yok kötü şeyler çağırma lütfen. Lütfen geç. Oh. Bir şeyler içelim. İçiyorsunuz değil mi? Evet evet. Ay, güzel. Çok güzel. Evet. Ne canım? Şu kapının önünde falan kadın mıymış? Aa şey, o benim organikçim. Evet, köyden. Yani bütün hani bu yediğiniz, içtiğiniz her şey. Yani şarap bile oradan, üzüm bağları var. Öyle mi? herhalde canım yani. Lütfen içeri gider misin? Gözden kayboldu. Mutfakta bir şeyler yap. Bir dakika. Bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen buraya bakar mısınız? Hoş geldiniz tekrar sevgili misafirlerim. Hepinizin burada bulunması benim için çok anlamlı. Çok zor zamanlar geçirdim. Uçurumun kenarında tek ayakla yürüdüm. Ama rakiplerime kötü haberim var. Gördüğünüz gibi sapasağlamım, dimdik ayaktayım. Yıkılmadım, yıkılmayacağım. Bu arada bu zorlu yolculukta yardımını benden esirgemeyen kıymetli oğlum Timur ve gelinime çok teşekkür ediyorum. Ve Peran Vakfı Hastanesi'nin kıymetli hekimlerine de çok teşekkür ederim. Sayenizde ayaktayım gördüğünüz gibi. Ve bugün çok önemli bir günün de müjdecisi. Sevgili oğlum Timur'un ve Bahar'ın 25. evlilik yıl dönümü. Evet. Sürpriz. Bahar, Timur lütfen sizi buraya alayım. Artık sahne sizin. Pasta, pastayı da alın lütfen. Gel, hoş geldiniz. Ah canım, canım çok mutluyum. Evet, sahne sizin. 25. yıl kutlu olsun. Evet. Bana hayatımın en güzel 25 yılını yaşatan sevgili eşim Bahar. En güzel hayatımın en güzel yıllarını yaşattığın için teşekkür ederim. Hadi keselim pastayı. Hadi dur. Telefonuna bak. Bu alkışlar senin için. Ben alayım onu. Benim tersime geliyor. Bu tarafa geçer misin? Teşekkür ederim. Bu bana sürpriz oldu. Ama sevgili annem ve Timur, çak, bana sürpriz yapma konusunda uzmanlar zaten. Yani bu şekilde söylemek istemezdim. Ama yeri geldi de söylüyorum. Timur, 25 yıl boyunca geçirdiğimiz güzel günler için sana teşekkür ederim. Biz Timur'la ayrılma kararı aldık. Bu ne be? Boşanıyoruz. Yapma Bahar. Evet. Boşanıyoruz. Şaka. Şaka. Nisan ayı. Olur ama hayat böyle bir ya. Nisan ayı şakası gibi değil mi? Bu bazen yapar böyle şeyler. Bahar. Sürprizim var. Varlığı biliyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.